Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı nedir diye insanların aklına bir soru gelmiş olabilir. Evet. Biraz bahsedelim mi? Evet. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Profesör Doktor Turan Yazgan tarafından kurulmuş bir vakıftır. Amacı Türk dünyasıyla ilgili dilde, fikirde, işte birlik. Gaspralı'nın çizdiği bu misyonu aksiyona geçirmek üzere kurulmuş bir vakıf. Vakfın günlük siyasal aktivitesi yok. Tamamıyla Türk kültürü, tarih boyutuyla, kültür boyutuyla, dil boyutuyla ve sosyal boyutuyla Türk dünyasının özelliklerini öncelikle eğitim sürecinde almak, işlemek ve Türk toplulukları arasında yakınlığı sağlamak, özü yakalamaya sağlamak amacıyla kurulmuş bir vakıf. Ve 1980'lerin başında kurulmuş bir vakıftır. 1980'lerin başında kuruldu bu vakıf ve bugüne kadar baktığımızda aslında birçok önemli projeyi imza attı. Eğitim konusuna değinecek olursak, Kazakistan, Kırgızistan ve Azerbaycan'da kurulan fakülteler var ve bu fakültelerde eğitim gören gençler, öğrenciler, evet, hem ülkenin gençleri hem de Türkiye'den giden öğrenciler var. Peki hocam, tam şu ara kayıt zamanı zannedersem, üniversitelerde evet, hem kontenjanlar açılıyor, tekrar işte hem lisans hem yüksek lisans kayıtları devam ediyor. Şunu merak ediyorum ben. Azerbaycan İktisat Üniversitesi'nde sanırım bir fakülte var. Evet. Yesevi Üniversitesi'nde ve Manas Üniversitesi'nde bir fakülte var. Peki bu fakültelerde, bu üniversitelerde eğitim görmek isteyen öğrenciler, Türkiye'den muhakkak izleyen öğrenciler vardır. Hangi aşamalardan geçmeliler ve bu üniversitelere başvuru süreci nasıl işliyor? Konuyu belki şöyle başlatmakta fayda var. Türkiye'den yurt dışına öğrenci gönderilmesi, öğrencilerin eğitime kanalize olmaları spontane gelişmiş bir olay. Fakat Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin eğitimle ilgili politikası çerçevesinde YÖK'ün benimsediği bir politika, YÖK daha ziyade şimdilerde yurt dışından Türkiye'ye öğrenci davet edip Türkiye'de eğitimin yoğunlaşmasını ve Türkiye'yi dışarıya bu şekilde açmayı benimseyen bir politika izlemektedir. Önceleri Türkiye'den dünyanın değişik ülkelerine bu çerçevede de Azerbaycan'da, Kazakistan'da, Kırgızistan'da Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı'nın kurmuş olduğu fakültelere gitmek suretiyle eğitim süreci devam ediyor idi. Ancak 1990'lı yılların başında Sovyetlerin dağılmasıyla, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla bu sürecin sonunda ortaya çıkan yeni 5 Türk Cumhuriyeti içerisinde Kazakistan'da ve Kırgızistan'da devlet üniversitesi niteliğinde 2 üniversite kurulmuştur. Ve bu üniversitelerden birisi Manas'ta, Manas Üniversitesi Kırgızistan'da, Bişkek'te, diğeri ise Kazakistan'da Yesevi Üniversitesi. Bu üniversitelerin bütçesi devlet tarafından, Türkiye'de efendim devlet tarafından karşılanan bir bütçedir ve yerel yönetimle de işbirliği şeklinde yürütülür. Ancak Türk dünyasında eğitim alanında ciddi bir gelişme, yakınlık sağlanması amacıyla kurulan bu üniversitelerin devlet eliyle kurulması çok da anlamlı bir iş değildi. Sıkıntılar zaten şimdi ortaya çıkmış durumda. Bu tür faaliyetleri bu konuda çok deneyimli olan Amerika, efendim Avrupa ülkelerinden İngiltere, Fransa, İtalya, bu ülkeler devlet üniversitesi, devlet eğitim kurumları yabancı ülkelerde
açmaktan ziyade vakıflar kanalıyla eğitim politikasını sürdürürler. Ülkemizde de Robert Kolej gibi, Galatasaray Üniversitesi gibi, efendim eskiden Tars Amerikan Koleji gibi, Taas'taki efendim kolej gibi, bunlar hep vakıf şeklinde organize edilir. Yani toplumun içinden gelen isteklerle ve insanlarla toplumlardan topluma, halktan halka ilişkiler yürütülmek suretiyle organize edilir. Devlet işin içerisine girdiğinde devlet ilişkilerinde arızaların sıkıntısı çok kapsamlı olur. Dolayısıyla belki devlet üniversitesi şeklinde değil, vakıf üniversitesi şeklinde kurulsa çok daha yararlı olurdu, esnekliği olurdu. Şimdi tabii vakıf üniversitesine, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı'na dönecek olursak, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı bu ülkelerde, Azerbaycan'da, Kazakistan'da, Kırgızistan'da fakülteler ve dil merkezleri kurarken Gorbaçov zamanında gerçekleştirmiştir. Hatta bu fakülteler açılırken Gorbaçov rahmetli Turan Yazgan Hoca'ya teşekkür etmiştir. Bu dönemde yapılan en anlamlı işlerden birisi budur demiştir. Bu şunu gösteriyor. Eğitim alanında Türk dünyası içerisinde böyle yüksek öğretime dayalı bir faaliyetin sürdürülmesinin gecikmiş bir iş olduğu, gecikmiş bir faaliyet olduğu Gorbaçov döneminde de, Gorbaçov'un son günlerinde de vurgulanmıştır. Çok anlamlıdır ve dolayısıyla bu vakfın yürüttüğü fakültelerde amaç hem yerel öğrencileri, bu ülkelerin öğrencilerini, hem de Türkiye'den bu kurumlara öğrenci götürmek suretiyle kültürel etkileşimi daha yoğun, birebir yaşamak. Öğrenciler arasında değişik kesimlerden, Türkiye'den, Azerbaycan'dan, Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan öğrencilerin bir araya gelmesi kültür kaynaşmasında, kültür alışverişinde daha ziyade en etkin yoldur. Dolayısıyla bunu gerçekleştirmek amacıyla Turan Yazgan attığı bir adımla bu fakülteleri kurmuştur ve Türkiye'de bu sistemi öğrencilere yönelik uygulamak için YÖK'ün burada yapılan faaliyet sonucu elde edecek diplomaların tanınması esas amaçtır. Türkiye'den giden bir öğrencinin oradan aldığı diplomanın eşdeğerliliği olması gerekir. Bu çok önemli bir husustur. Zira değişik ülkelerde Türkiye'den bazı girişimcilerin kurmuş olduğu yüksek öğretim birimlerinde okuyan öğrencilerimizin diplomaların eşdeğerliliği yoktur. O konuda sıkıntı vardır ve öğrenciler sıkıntı. Ama Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı'nın kurduğu bu fakültelerde, yüksek okullarda, bölümlerde YÖK'ün öngördüğü program çerçevesinde, mesela Azerbaycan'daki, Kazakistan, Kırgızistan'daki fakültelerimizde biz İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin programını birebir uygularız. Ve bu programı Türkiye Türkçesiyle eğitim dili olarak şart olarak koşarız. Ve dolayısıyla YÖK bu fakültelerden mezun olan öğrencilere, Türkiye'den giden öğrencilere otomatik olarak denklik verir ve zaten öğrenci kabulünde de YÖK'ün kataloğunda bizim fakülteler yer alır. Öğrenciler merkezi sistemde başarı durumlarına göre üniversite tercihi yaparken bunların arasında bu fakülteleri de tercih edebilirler. Yani YÖK'ün tasvip ettiği, kabul ettiği bir niteliğe sahip, yapıya sahip.
Hocam elbette bunu düşünmeleri lazım öğrencilerin. Özellikle son yıllarda bazı tanıdıklarımdan duyduğum şeylerden bahsetmek istiyorum. Bulgaristan'da bir üniversiteye giden, tıp okuyan bir arkadaşımız vardı bizim. Daha doğrusu bir arkadaşımızın yeğeni vardı. Tabii çok iyi araştırılmamış. Denklik kabul edilmediği için şimdi yeniden çocuğun tıp okuması gerekiyor. Maalesef. Ve eğer tıp eğitimine devam etmek istiyorsa ve doktorluk yapmak istiyorsa bunu yapabileceği tek yer Bulgaristan. Başka bir yerde yapamıyor. Çok iyi araştırmak lazım, çok iyi bilmek, öğrenmek lazım. Kimimizin güzelliklerini anlattık biz ama baktığımız zaman Türk dünyasının o kadar güzellikleri var ki hem tarihi anlamda hem kültürel anlamda ve bu güzellikleri aslında bulup buluşturup değerini bilmek ve ortaya çıkarmak gerekiyor. Öyle değil mi hocam? Siz birçok ülkeye gittiniz, birçok ülkeyi ziyaret ettiniz ve hem bilimsel anlamda çalışmalarınız oldu hem de o ülkenin güzelliklerini bir noktada görmüş oldunuz. Siz neler söylemek istersiniz? Bizim aslında çok güzel bir kültürümüz, bir medeniyetimiz var. Biz bunu yaşatabiliyor muyuz? Bugün aslında bu değerlere sahip çıkabiliyor muyuz sizce? Efendim tabii çok zengin, çok yönlü bir kavramdan bahsediyoruz. Kültür zenginliği deyince kültür çok kendine özgü yönü olduğu gibi çok da anonim yönü, insanlara ait değerlerin bir halitası, özü. Dolayısıyla Türk kültürüne bakarken Türklerin Orta Asya orijinli bir topluluk olmaları hesabıyla Orta Asya kültürü gibi görmemek lazım. Türkler çift yönden bütün dünyaya, batıya doğru özellikle açılmışlar. Atilla koluyla efendim Avrupa'ya inmişler. Şu anda Macaristan, Hun Türkleri. Hun Türkleri ve kendileri zaten bunun bilincinde ve bu konuda Türk kültürüyle, Türkolojiyle ilgili Macarların çalışmaları Türkiye'den daha ileride. Bizden daha bilinçli. Kendi kültürlerine dönük özgün çalışmaları hele bu son zamanlarda bizden daha yoğun. Dolayısıyla Avrupa'nın ortasında Atilla kanalıyla inen bir Türk topluluğu Avrupa kültürüyle Türk kültürünü kaynaştırmış. İran üzerinden efendim Anadolu'ya, Orta Doğu'ya sarkan Selçuklular kanalıyla gelen Türk boyları 1071'den önce de 1071'den sonra da Anadolu'da değişik devletler kurarak, değişik kültürleri Türk kültürüyle birleştirerek kültür zengine, dünya kültür zenginliğine müthiş katkılarda bulunmuştur. Ancak tabii bu zenginliği artırmak esastır. Her toplum dünya kültür zenginliğine katkıda sağladığı ölçüde değer taşır. Bunun özünde de her toplumun kendi öz dilini iyi kullanması gerekir. Çünkü insan yaratıcı itibarıyla düşünen bir varlıktır ve konuşan bir varlıktır. Dolayısıyla düşünce ve dil, bunun ikisi bazen yanlış anlaşılır. Dil ve düşünce birbirinden farklı değildir. Dil ve düşünce aynı şeydir. Dolayısıyla bunu en iyi vurgulayan da Humboldt'tur. Almanları birleştiren, Alman birliğini bugün Almanya'yı Almanya yapan Humboldt'tur. Dolayısıyla Almanlar o dağınık yüzlerce küçük Alman topluluklarının bir araya gelmesi aydınlanma çağında Humboldt'un eğitim ve dil politikasıyla olmuştur. Fransızları birleştiren, Fransa'yı Fransa yapan, Paris'te konuşulan Fransız diyalektini, Fransızcayı resmi dil olarak bütün Fransızcaya efendim empoze etmişlerdir. Ve netice itibariyle Fransa'da bir ulus doğmuştur. Almanya'da Humboldt'ta Alman ulusu doğmuş, pekişmiştir. Ve İngiltere'de Shakespeare'le İngiltere doğmuştur. Dolayısıyla
bütün Avrupa'daki topluluklar aydınlanma çağında sadece teknolojik ilerleme değil, dile dayalı düşünceyi ve insanı ön plana çıkartarak, insanın bu özelliğini düşünen varlık, algılayan değil, verileni ezberleyerek, itaat ederek değil, insan olarak çevreyi insanı merkeze koyarak tanımak ve akılla, fikirle üretmek, gelişmeyi sağlamak için dil ve düşünce birlikte esastır. Onun için ana dil fevkalade önemlidir gelişme için. Belki biraz burada çok hassas bir noktaya değinmekte fayda var. Osmanlı'nın Avrupa'da aydınlanma çağında sanayileşme, gelişme, bugünkü çağdaş dünyanın kaydettiği gelişmede geri kaldık, yakalayamadık. Ve Cumhuriyet Türkiye'sinde de bugün kalkınma çabalarımız hep bu gelişmişliği yakalamak. Birçok nedenleri bu geri kalmışlığımızın sayılmaktadır. Bana göre, ben bir siyasi ekonomi profesörü olarak, bana göre en ciddi konu göz ardı edilmektedir. Türklerin kendi dillerini kullanmalarında zaaf var, eksiklik var. Zira biz İran üzerinden o Anadolu'ya inerken İran kültürü ve Farsçayı eğitim dili olarak, araştırma dili olarak bizim aydınlarımız almış. Büyük Mevlana, dünyanın en seçkin düşünürlerinden birisi. Dünya barışı, dünya kardeşliği, sevgiyi en iyi anlatan düşünürlerden birisi. Ama ben Mevlana'yı Farsça anlayamam. Tercümesini okuyorum ama lezzet alamıyorum. Kendi dilimde Yunus'u anladığım, okuduğum zaman ruhumdaki lezzeti farklı olarak algılıyorum. Bu bakımdan orada Farsçanın müthiş tesiri altında kalınmış. Daha sonra Abbasilerle birlikte Selçuklular Anadolu'da kökleşmeye çalışmışlar ve Arapçanın tesiri altına girmişler. Sonra Osmanlı Devleti kurulmuş. Muhteşem bir imparatorluk olmuş. İftihar vesilemizdir ama Osmanlı'da %30 Farsça, %30 Arapça, %30 da Türkçe, Osmanlı Türkçesi diye bir Türkçe gelişmiş. Sarayın kullandığı, sarayda gelişen bir sanat, kültür, düşünce ama Anadolu'da yerel olarak demin Urfa'dan bahsettik. Her bölgemizde halkımızın kendi ana dilinde potansiyel zenginliğimiz olan o nüfusumuzun içindeki zeki insanlarımızın düşünce üretip dünya düşünce ve kültürüne katkıda bulunmasını maalesef sağlayamamışız. Neden? Dil konusunda kendi dilimizi eğitim dili olarak ön plana çıkartmamışız. Ve bu saydığımız Avrupa'daki gelişmede, uluslaşmada, ulus devlet ortaya çıkışında dil esas olmuştur. Biz hala dil konusunda Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda Büyük Atatürk'ün Türk Dil Kurumu kurmasının esprisi bu. Ama bu konuda gitgeller olmuştur ve bugün hala biz İngilizce'de eğitim yapmaya çok gayret gösteriyoruz. Yabancı dillerde eğitim yapmaya gayret gösteriyoruz. Halbuki Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı'nın uygulaması, koşulumuz, birinci şartımız, Türkiye Türkçesi ile eğitim, fevkalade başarılı sonuç alıyoruz ve vurgulayarak söyleyebilirim, Azerbaycan'da bizim fakültemizden mezun olan gençler, Azerbaycan vatandaşı olan öğrencilerimiz, gençler şu anda hem
yönetici, lider pozisyonunda görevler almış, fevkalade başarılı eğitim veren, Türkiye'de çok ilginçtir izlenimimi vurgulamak isterim. Merkezi sistemden ilk %10'a girenlerin birinci tercihi Boğaziçi Üniversitesi olduğu gibi, Azerbaycan'da ilginçtir. Azerbaycan merkezi sisteminde mezun olup ilk 10'da yer alan öğrencilerin ilk tercihi de Türk İşletme Fakültesi'dir. Azerbaycan İktisat Üniversitesi içerisinde bulunan efiliye olmuş fakültemizde çok ilginçtir ve bu Türkiye Türkçesiyle verdiğimiz eğitim sayesinde oluyor ama biz hem Rusçayı hem İngilizceyi efendim diğer dilleri de ikinci dil olarak çok ciddi manada eğitimimizin içerisinde veriyoruz. Ama öncesinde tabii ki ana dili tam anlamıyla bilmek, öğrenmek, sonrasında farklı dilleri öğrenmek gerekiyor. Bu konuda sanıyorum Türkiye ciddi manada bu konuyu irdelemeli. Yani ben de şu anda aktif olarak üniversitede eğitim veriyorum. Yani öğretim üyesiyim. Sıkıntıyı görüyorum ve İngilizce ders veriyorum. Yoğun İngilizce veren bir üniversitede, Doğuş Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Daha önce Arel Üniversitesi'nde yine İngilizce ders veriyordum. Fakat İngilizce hazırlık sınıfından geçmesine rağmen öğrenciler İngilizce'de konuları kavrama, ana dildeki kavrama kadar rahat değil. Yani bir şeyi ruhunda duyma, o düşünce yaratma, alma ve onu özümseme, işleme ve üretme, o süreç yabancı dilde çok zor. Teknik kollarda biraz daha rahat ama özellikle sosyal alanlarda ana dilde eğitim son derece olmazsa olmaz. Dünya kültürüne katkımızın sağlanması için üzülerek söylüyorum. Neden bizim dünya çapında romanda, edebiyatta, düşünsel alanda katkılarımız yok? Bir kıymetli pamuğun çıkmasıyla iftihar ettik. Türkçe yaptığı, verdiği eserlerle Nobel'e efendim layık görüldü, aldı. Fakat biz kendi dilimizi kullanmadığımız için bizim dünya kültürüne ve kendimize dönük düşünsel çalışmalarımız yeterli değil. Üretemiyoruz. Fikri katkımız yok bizim Türk toplumu olarak. Aytmatov da bunu söylüyor. Buyurun eklemenizi yapın, sonrasında ben de bir şey paylaşmak istiyorum. Dolayısıyla şu anda Türk dünyası içerisinde Azerbaycan'da Azerbaycan Türkçesinde ciddi bir öne çıkartma politikası var. Ve Kazakistan'da Kazakistan Cumhurbaşkanı çok akıllı, çok zeki, çok iyi yetişmiş bir insan. Ve Türkçe ile ilgili de, Kazak Türkçesi ile ilgili de çok zengin projeler var. Şu anda Kazakistan'da çok büyük bir devlet üniversitesi kurulmuş. Eğitime de çok ciddi önem veriyorlar ama bu konuda Kazakistan'da, Azerbaycan'da, Kırgızistan'da dille ilgili yeniden bir doğuş var. İleride çok ilginç gelişmeler olacak ve Türkiye'nin bu konuda verebileceği, alışverişte daha aktif olabileceği çok alan var. Bu bakımdan belki bizim dış dünyayla temaslarımız içerisinde Türk dünyasıyla olan temaslarımızı daha yoğun hale getirmek lazım. Hem kültürel hem de ekonomik kazanımlar bakımından. Evet. Hocam birazdan özellikle sosyo-kültürel alanda da değerlendirmenizi isteyeceğim ne tür gelişmeler olduğunu ama eğer işin içinde dil yeterli ölçüde yoksa zaten sosyo-kültürel gelişmeleri de
çok üst seviyede bekleyemiyorsunuz. Evet. Biraz önce söylediniz, dilden fikirden bahsettiniz. Aslında bu Gaspıralı'nın şiarıydı. O da her zaman dilde fikirde işte birlik diye zaten yolu göstermişti. Mustafa Kemal'in söylediği gibi Türk Dil Kurumu'ndan, Türk Tarih Kurumu'ndan o ne kadar önemli bahsediyordu. Çünkü bir toplumu yok etmek istiyorsanız önce ana dilini yok edeceksiniz. Evet. Şimdi 1920'li yıllarda, 20. yüzyılın başında bizim ülkemizde yok edilmeye çalışılırken dönemin İngiltere başbakanlarından Gladstone'un bir lafı vardır. Diyor ki Türkleri tarih sahnesinden silmeliyiz, bu barbarları yok etmeliyiz diyordu. Bunun arkasından hemen Mustafa Kemal şunu söyledi: bazı küstahlara cevap verebilmenin en iyi yolu sizin dilinizi ve tarihinizi en iyi şekilde bilmek, öğrenmek, aynen, araştırmak ve ecdadınızın neler yaptığını, nereden geldiğini, bugün kimlere nasıl hükmettiğini ve dünya coğrafyasına neler kazandırdığını öğrenmek için Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu gereklidir diye o dönemde çok önemli açıklamaları, aynen, olmuştu. Evet. Ve gerçekten bugün görüyoruz biz. İşte sizin söylediğiniz gibi, eğer ana dilimiz bizim yok olursa biz nasıl sosyal gelişmelerden, nasıl kültürel gelişmelerden bahsedeceğiz? Evet. Kırgızistan'a gittiğimizde 3 ay sonra Kırgız Türkçesini çok rahat konuşmaya başlarız. Hiç kuşkum yok. İşte görüyorsunuz, zaman zaman burada Kırgızca anonslar da yapıyoruz. Bir Fransız olarak siz buraya gelmiş olsaydınız Türkçeyi belki birkaç sene içinde, 2 senede öğrenip konuşurken de aksanlı konuşacaktınız, ama Kırgızistan'dan, Kazakistan'dan gelerek buraya çok az aksanla ve birkaç sene kaldığınızda da resmen sanki Türkiye'de doğmuş büyümüş gibi konuşabiliyorsunuz. Haksız mıyım arkadaşlar? Çünkü kökenlerimiz, söylediklerimiz o kadar birbirine yakın ki. Hocam lütfen bir eksiğim varsa düzeltin. Biz bu sosyo-kültürel alanda gerçekten eğer aşama kaydetmek istiyorsak bu işe biraz daha ciddi yaklaşmalıyız. Yani eğitime, öğretime çok önem vermeliyiz. Azerbaycan'daki, Kazakistan'daki, Kırgızistan'daki gibi düşünmeliyiz. Biraz önce Nursultan Nazarbayev'den bahsettiniz. Düşünebiliyor musunuz? 1991'de Kazakistan'da konuşulan Kazak Türkçesi ülke çapında %40-%38'lik bir orandayken bugün %80-%85'i, evet, halkın, evet, Kazak Türkçesi konuşuyor. Evet. Müthiş, evet, gelişmeler. Biz bunları, evet, göz ardı etmemeliyiz diye düşünüyorum. Evet. Evet. Özellikle sosyo-kültürel alanda da hocam biraz önce söyledik ya, bir toplumu yok etmek istiyorsanız önce dilini yok edin ki toplumu iyice ayrışsın, birbirinden kopsun. Tabii. Ama son yıllarda elbette ki güzel gelişmeler de var. Biraz bu sosyo-kültürel gelişmeleri de değerlendirelim mi? Daha yakınız artık birbirimize. 1990'lardaki, evet, gibi değil artık. Evet. Efendim, dil ve kültür konusunda Türk dünyasıyla ilgili olarak biz farkında olmadan özellikle bazı filmlerimiz Türk dünyasında dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi ama biraz daha farklı, çok yakından takip edilmekte, başka ülkelerde kendi dillerine çevirerek Türkiye'nin film endüstrisinden ciddi manada dışarıya açılım oldu. Çok ciddi de para kazanıyoruz aslında. Ekonomik boyutu da çok önemli. Ancak Türk dünyasında bizim filmlerimizi izlerken halk kendini yaşıyor. Oradaki Türkçe kelimelerle Türkiye Türkçesiyle aşinalığını artırıyor. Ve çocuklar, benim gözlemlediğim, aşağı yukarı 10 yıl kesintisiz orayla bağım oldu, 20 yaşın altındaki kuşak Türkiye Türkçesini bu filmler sayesinde kendiliğinden spontane olarak konuşmaya, Türkiye Türkçesindeki kelimeleri kullanmaya başladılar. Bunu gördüm ve bunun etkisi, yani devlet eliyle böyle siyasal amaçla yapılması da uygun değil. Halktan halka ilişkilerimizi daha sağlam temellerle, üniversiteler oluyor, değil mi o zaman? Kanalıyla, eğitim kurumları, sivil örgütler kanalıyla bu işlerin yapılması, bu diyaloğun kurulması önemli. Kültür zenginliği, toplumları yok etmeden ziyade belki bu ifadeyi toplumları dünya zenginliğine ilavede bulanabilmek için
dünya refahını artırabilmek için her toplumun katkısı önemli ölçüde kendi öz kültürü, kendi diline dayalı öz kültürüyle ancak sağlanabilir. Bizim insanlığa, dünya kültürüne ve dünya ekonomik refahına önce kendimize ve dolayısıyla daha sonra dünyaya bir şey verebilmemiz için kendi dilimizi ve kültürümüzü geliştirmemiz gerekmektedir. Dil kültürdür zaten. Kültürün anası dildir. Ve buradan ben bir pencere açmak istiyorum. Niye hep ana dil denir? Dil ana demektir. Bu bizi kadının toplumdaki yerine götürüyor. Ve Türklerde kadının toplumda yeri o kadar önemli. Belki de bizim böyle çok girişken, çok atılgan bir toplum olmamız, yönetsel yönümüzün ağır basması Türk kadınının yönetsel hayatta, yönetim hayatında, toplumsal olaylarda liderlik rolünün olması, kadın erkek eşitliğinin Türk toplumunda çok ağırlıklı olduğunu görürüz. Ve bu müthiş özelliği ben hala Türk dünyasına gittiğim zaman algıladım, müşahede ettim. Anadolu'dan ziyade Türk dünyasının diğer bölgelerinde, bir Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan'da kadının konumu çok daha çağdaş, çok daha olgun, çok daha gelişmiş. Kadın daha sağlam bir yere sahip toplumda. Kadın erkek eşitliğinde ciddi olgunluk müşahede ettim. Ve vakfınızın çalışmalarına baktığımız zaman esasında hocam, Türkiye'de ilk Türk kadın kurultayını da gerçekleştiren bir vakıfsınız. Evet. Biraz bu kurultaydan da söz edelim istiyorum. O kurultayda neler anlatıldı, neler konuşuldu ve özellikle neye vurgu yapıldı? Kültürel alışverişte zaten toplumun mayası ailedir. Ailenin temeli anadır, kadındır. Dolayısıyla kültürel zenginliği ve toplum disiplinini sağlayabilmek için toplumdaki kadının yeri, ananın yerini çok iyi görmek lazım. Ve onun doğal olarak hak ettiği seçkin yeri ona vermek lazım. Hatta Humboldt'un düşüncelerini yaratırken aydınlanma çağında iki şeyi çok iyi yakalaması. Birisi kadın dünyasını, kadının toplumdaki yerini çok iyi görmesi ve bunu algılaması, çalışmalarında bunu vurgulaması Almanya'ya çok şeyler kazandırmıştır. Şimdi bu zaten bugün bütün dünya toplumlarının gündeminde insan zenginliğinin potansiyel kaynağında kadın popülasyonunun toplumda ön plana çıkartılması, eşitlenmesi, verimliliğin artırılmasının ön koşuludur. Dolayısıyla hem bu eşitlik boyutuyla hem de verimliliğin artırılması boyutuyla, fakat bundan daha çok kültür zenginliği, toplumu toplum yapan kültür disiplini, bunun temelinde de ana yatar. İşte kadın kurultayını Türk topluluklarının kendi aralarındaki diyaloğu sağlayacak olan bence kadınların aktif rol oynamasından geçer. Onun için kadın kurultayı bu amaçla Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı tarafından sayın adını şükranla andığımız rahmetli Turan Yazgan hocamızın düşüncesinde bu nedenle kadın kurultayı ön plana çıkartıldı. Ve burada kültür alışverişinde kadının rolünün nazım rolü vurgulanmak istendi. Burada
Türk kadınlarının kültürel zenginliğimizde oynayacağı rolü ön plana çıkartmak amaçlandı ve ciddi manada da sonuç alındı. Bunu geliştirmek lazım. Bunu işlemek lazım. Hocam çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Biz sizin sayenizde bugün farklı konuları farklı bakış açılarıyla değerlendirme şansı bulduk. Söylediklerinizle aydınlandık ve umarım sizler de hocamın söylediklerinden feyiz almışsınızdır. Bu alkışlar sizin için gelsin.